Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kolektif güvenlik örgütü anlaşması birliklerinin iki gün sonra ülkeden çekilmeye başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından video paylaşılıyor. Batı bölgesi komutanlığı askerlerinin olağanüstü halin sağlanmasına yönelik tedbirlere katıldığı duyuruldu. Kazakistan ordusu kolektif güvenlik örgütünün çekileceğini duyurmasının ardından kritik tesislere yerleşiyor. Askeri birimler Bölge komutanlığının sorumluluk alanındaki stratejik ve kritik tesisleri koruyor cümlesi kullanılmış kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde yerleşim yerleri girişinde kontrolün sağlanmasına yönelik Kazak ordusu görevini yerine getiriyor. Batı bölgesi komutanlığı memurlarının acil durumu sağlamak için denetimlere katıldığı notu da düşürmüş. Askeri birlikler bölge komutanlığının sorumluluk alanında stratejik bölgelerde alan tarama faaliyetleri düzenliyor kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde özellikle kontrol geçiş bölgelerinde yoğunlaştılar cümlesi kullanılmış. Kolektif Güvenlik Örgütü anlaşması birlikleri kapsamında Kazakistan'da bulunan Ermenistan askerlerine Almatı'nın ekmek fabrikasını koruma görevi de verildi. Bu da şehirde yağma yapılabilecek stratejik noktalardan bir tanesi. Açıkçası bu fotoğrafı görünce insanın aklına gülme geliyor. Ermenistan askerleri barış koruma birliği olarak gittiği yerde fırını koruyor. Hatta manavın önünde fotoğraflarını da görmektesiniz. Yine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından videolar da sık sık paylaşılıyor. Fakat şunu söyleyelim. Vorgonzo muhabiri de bölgede provokasyon peşinde Kendisine göre Kazakistan'daki durum gerçekten çok kritikti. Kızılorda bölgesi ve Kazakistan'ın diğer bölgelerinin sakinleri şu anda Rus ordusu tarafından işgal edilen Baykonur uzay üstünde ülkede iktidarı ele geçirmeye çalışan teröristlerden kaçmak zorunda kaldı cümlesi kullanılmış. Kendisi şöyle diyor Kazakistan sakinleri sıcak noktalardan Baykonur'a kaçtı bu bir gerçektir. Kendi gözlerimle gördüm. Baykonur girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bunun daha kapsamlı bir kontrolden kaynaklandığını düşündük. Ancak bunların Almatı ve diğer şehirlerden gelen mülteciler olduğu ortaya çıktı. Kendileri saklanmak için Baykonur'a gittiler. Buranın Rus toprağı olduğunu, Rus kolluk kuvvetlerinin orada çalıştığını ve orada %100 güvende olduğunu fark ettiler şeklinde kendisinin açıklamalarına yer veriliyor. Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı 1989 darbesi davasının duruşması başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede başladı. Mahkemede hakim Hüseyin Elcak Elşey El Ahmet Başkan anında oturum gerçekleşiyor. Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı otelinin açıldığı duyuruldu. Suudi Arabistan Deve Kulübü'nün sosyal medya hesabında develere 5 yıldızlı hizmet sunacak otelin tanıtım videosu yayınlanıyor. Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odalı olduğu bilgisi verilen videoda 50 çalışanla develerin korunması, bakım ve hizmetlerinin sağlandığı belirtiliyor. Otelde develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ve oda servisinin bulunduğu kaydetten videoda develerin dış görünüşünün güzelleştirilmesi gibi özel hizmetler de veriliyor. Videoda ayrıca otelin bir gecelik konaklama ücretinin 400 Suudi Arabistan Riyali yaklaşık 107 dolar olduğu da not düşünmüş. Kraliyet kararnamesiyle 2017'de kurulan Suudi Arabistan Deve Kulübü Veliat Prens Muhammed Bin Selman himayesinde faaliyet yürütüyor. Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ödüllü deve yarışları dünyanın dört bir yanından deve yarışı tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. PN Milgen birinci gemisi yani ülkemizin Pakistan donanması için ürettiği gemilerden PNS Babür İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda suya indirildi. İkinci gemi PNS Kayıbar ise, üçüncü gemi Bedir ve dördüncü gemi Tarık ise inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Bir geminin bu yılın ilk yarısında Karacide denize indirilmesi de bekleniyor. Kazakistan'daki olaylar esnasında otokar ürünlerinin görüldüğünü söylemiştik. Türk zırhlı araçları bölgede görüntülenmeye devam ederken önemli bir görüşme gerçekleşti. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentopla görüştü. Şentop, kabulde Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Saparbekuli ise Şentop'a ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin bilgi vermiş durumda. Aslında Kazak Büyükelçinin de bence Rus ordusundan rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kendisi sosyal medyada sürekli Rus ordusunun çekileceği haberini paylaşıyor. Azerbaycan ordusunda tatbikatlar devam ediyor. Komuta personel tatbikatının yapıldığı duyuruldu. Muharebe eğitim planına uygun olarak Azerbaycan ordusunun komuta personel tatbikatı Karabağ bölgesinde gerçekleşiyor. Birlikler teyakkuza geçirildi, belirlenen alanlarda toplandı ve bölgede daha sonrasında tatbikat başladı. Tatbikatın temel amacının karargah faaliyetleri kapsamında savaşa hazırlık olduğu belirtiliyor. Yine burada çevik karar Verme yeteneğini güçlendirmek için bu tatbikat yapılıyor. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma çıktığını ve bir askerimizin şehit olduğu yine Ermenistan'dan da ölen ve yaralı askerler olduğu haberini servis etmiştik. Diğer haberimiz İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rıza'yı yeniden Nikaragua Cumhurbaşkanı seçilen Daniel Ortega'nın yemin törenine katılıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Doğa'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile görüştü. Katar Emiri İran Dışişleri Bakanını kabul etti. Bölgesel gelişmeler ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Katar'la ekonomik alanda karşılıklı işbirliği alanlarının oluşturulmasının önemine işaret etti cümlesi de kullanılmış. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştüğü duyuruldu. Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın TRT Üsküp temsilciliğini ziyaret ettiği belirtiliyor. Daha sonrasında kendisi burada açıklamalarda da bulundu. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik fakat elimizde videosu yoktu. Kısaca hatırlatalım. Bakan Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul ediyor. Kendisi yarın da Çin'de olacak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ülkede hafif raylı sistem projesi tamamıyla rüşvet kokuyor. Projenin devam için yurt içi ve yurt dışından mimarları davet etmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Yine Rus ordusu askerlerinin Kazakistan'da sadece önemli binaların korunmasında değil, aynı zamanda şehir sokaklarında görev yaparken görüntülendiği görüntülerde sosyal medyada servis etliyor. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.